Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugün Excel üzerinde koordinatlarımızı harita üzerinde yine Excel içinde görüntüleme üzerine bir video ile beraberiz. Biliyorsunuz datasetlerimizde koordinatlar bulunabilir. Bunları da bazen harita üzerinde görmek daha anlaşılır kılabilir elimizdeki datayı. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi örnek bir dataseti açıyorum şimdi. Farklı ülkelerden, farklı koordinatlardan oluşan bir data seti var elimde. Şimdi ben Excel'ime bir eklenti yükleyeceğim. Bunun için giriş sekmesinin yanındaki ekle butonuna basıyorum. Ardından eklentilerim kısmında eklentilerime bastıktan sonra mağazayı seçiyorum. Mağaza kısmında haritalar ve akışlar kısmında en üstte bulunan map site'ı ekle butonuyla Excel'ime ekliyorum. Ben de şu an ekli olduğu için bunu seçmeyeceğim. Siz buna ekle diyerek ücretsiz bir şekilde Excel'inize bu eklentiyi kurabilirsiniz. Ardından map site'ın sekmesi üst çubuğunuza şu şekilde oluşacak. Map site sekmesine geleceğiz. Ardından Add to Map seçeneğine basacağız. Şimdi sağ tarafta benim veri setimi otomatik olarak kaydetti. Şimdi bana şunu soruyor. Bunlardan hangisi enlem, hangisi boylam? Sonuçta koordinat üzerine haritada noktayı işaretleyen bir sistem, bir eklenti. Şimdi burada İngilizce isimleri yazılmış sütunlarda. Burada enlem ismini hangi sütun enlem diye soruyor. Başlık olarak hangi başlığın altına bakayım. Şimdi burada farklı başlıkları görüyoruz. Enlemin altına yine biz enlemi seçeceğiz. Boylamın altına yine burada seçili olduğu gibi boylamı seçeceğiz. Bunun Türkçe bir örneğini de biraz sonra göstereceğim. Şimdi buna finish dedikten sonra bakın dünyanın çeşitli yerlerinde bu data seti var. Ve şu an harita üzerinde bunu gösteriyor. Şunu bu şekilde genişletebiliriz. Yakınlaşalım. Yakınlaştığımızda daha detaylı göreceğiz. Şu an Avrupa bazında görüyoruz. Şimdi ben şu datayı istiyorum. Bosna Hersek civarlarında olsa gerek. Bastığımda bakın burada da o veriye gidiyor. Yani haritadan seçim yapıyoruz adeta. Şimdi harita üzerinde göstermek bundan ibaret. Bunun bir de Türkiye için olan bir versiyonuna bakalım. Diğer bir data setimi açıyorum. Bu data seti ise Türkiye için. Türkiye üzerinde bir data seti. Burada yine map site'ı Excel'imize artık eklediğimiz için yukarıdaki sekmelerde map site'ı bulabiliyoruz. Add to map seçeneğine basıyorum. Ardından şimdi bana enlemi soracak ve boylamı soracak. Burada şöyle bir hatayla karşılaşacağız. En üst satırı seçiyor. En üst satırı seçmesini önlememiz için ikinci satırdan başlamasını istiyorum. Şu seçeneği range yani aralık seçeneğini A2 yapıyorum ve yenile butonuyla güncelliyorum. Yani ilk satır olarak burayı almasını istiyorum. Hatta bunu A3 yapsak daha iyi olur. Çünkü burası birleştirilmiş. Evet A3 yapıyorum. Ki boylam enlemi göreyim. Bakın bana enlemi soruyor. Bunu enlem seçeneğini seçiyorum. Bir de boylamı soruyor. Bunu da boylam seçeneğimi seçiyorum. Ardından onaylıyorum. Şimdi burada önce hali hazırda program United States üzerinden yani Amerika üzerinden gösteriyor. Ardından şimdi verilerimi güncelledi. İstanbul'a getiriyor. Az sonra bu ilk ekranın Amerika değil Türkiye olmasında nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim. Şimdi bunu genişletelim. Bu bir veri. Türkiye'yi 0.05 mertebesinde ayıran bir veri. Bakın şu anda İstanbul üzerinde bu verinin kare kare nereleri temsil ettiğini görebiliyorum. Şu sarı yer dolaylarındaki
veriye tıkladığımda burada da o veriyi bulabiliyorum. Şimdi ben buraya baktığımda İstanbul'daki mesela Sarıyer'deki değeri bulmam çok zordu. Ama harita üzerinden tıklayarak çok rahat bir şekilde ben bu verinin değerlerini artık biliyorum. Bu şekilde görselleştirebildiğiniz haritayı aynı şekilde şöyle biraz uzaklaşayım. Evet. Şuradaki 3 çizgiye basarak print seçeneğine tıklayabilirsiniz. New sheet diyorum. Evet, yeni bir sayfaya. Şu anda benim artık görsel olarak böyle bir formatım hazır. Bunu artık kopyalayabilirim. Ya da Sarıyer üzerinde burada bir veri hazırlayacaksam ki burada da seçmiştim. Bu veriyi buradan kopyalarım. Yeni sayfama bu veriyi yapıştırırım ve görseliyle beraber sunarım hangi nokta olduğunu. Buraya da ekle, şekiller, bir yuvarlak seçerim. Bunun hani burada olduğunu göstermek için. Çok pratik bir çalışma yapmış olabilirim. Şimdi az önce bahsettiğim konuya gelelim. İlk olarak Türkiye'nin görünmesini nasıl sağlayabilirim ben bu haritada? Şimdi bir de ona bir göz atalım. Bunu kapatıyorum. Tekrar Map Site sekmesine geliyorum. Burada Map Options seçeneğine geliyorum. Şimdi başlangıç enlemi ve başlangıç boylamını soruyor. Biz burada enlemi 39.55, boylamı ise 34.55 yaparsak, bakın Türkiye'yi görüntüye alırız ve başlangıcımız artık görüntüde Türkiye olur. Ve bunu burada zoom seçeneğinde yakınlaştırabiliriz, uzaklaştırabiliriz. Artık il bazında çalışıyorsanız o ile yakınlaştırabilirsiniz koordinatlarına göre kabaca. Ve kaydet diyorum. Artık Türkiye olarak başlayacak görüntü. İsterseniz bir test edelim. Tekrar bir add to map diyorum. Bu seçeneğimi A3 yapmıştım demin. Yine aynı şekilde. Enlem, boylam. Şimdi demin burada bir harita oluşturduk. O yüzden aynı map name, aynı map, aynı harita ismine sahip olamayacağını söyledi. Bir harf sildim. Kaydet diyorum. Bakın Türkiye'den başladı. Ve şu an dataları işliyor harita üzerine ve Türkiye üzerine işlediğini. Yani herhangi başka bir ülkede Amerika'da başlayıp Türkiye'ye gelmedi. Benim haritaya koordinatları ekleme üzerine söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.